Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala özü bu İmam-ı Nevevi'nin ilimlerinden ve o kişi bizge yetkize etken Nebi aleyhissalatu ve selamın ilimlerinden bizge menfaat versin. Ötken sefer Abdullah ibn Amr ibn As'nin hadisleri kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'nin şefaat kılışı hakkındaki hadis ne şahlap şu bilen tüketken edik. Bu seferki dersimizde indi keyingi hadiste Suheyl ibn Muaz radıyallahu anhu'nin otelerden kılgen rivayetleri hakkında öşünün şarkı bilen başlayımız. Biz hala hem kitabının birinci babı, birinci fesli Kur'an-ı Kerim'nin fazileti, tilavetinin fazileti ve Kur'an'ın hamile Kur'an-ı Kerim'ini kötergen kişilerinin fazileti hakkında sözle yapmış. Bana hiç dersdeki şununla devam etti yaptı. Bu özü aslı İmam-ı Nevevi başta etkenlerdik. Muhtesar kıska kılıp eğitilgende. Eğer bu doğruda bir tefasilini bir tek kitap kısa bulur. Bu doğruda eğer müfessel yapılmak istiyorsanız bir tek kitap bulur. Her bitti faslını, bu kişi ayetiyken faslını İslami edebiyatlardan, kitab-ı sünnetten eğer o şebbabge taallukli manalarını, ilimlerini cemliyemen desiz, bir ya ki bir neşte kitab bula. Fakat bu yerde kıskartırı birliyebdi. Suhail ibn-i ve an Suhail ibn-i Muadin an ebihi Muadin radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal men kara el Kur'an ve amile bima fihi ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بها بهذا رواه أبو داود إمام أبو داود رواية قليان حديث شريفة سهيل بن معاذ يعني معاذ رضي الله عنه دان رواية قلنا ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دلركي Kim Kur'an'ı okusa ve ondaki nersege amel kılsa, Allah onun ata anasına kıyamet günü bir tacını giydirdi ki, o tacının yaruğuligi, kuyaşının bu dünya üyelerindeki yaruğuligiden göre yakşarak, güzelrak bulur. Şimdi amel kılgenini o zihakıdan hemen güman kılasılar. Amal qilganni o'zi bunga amal qilgan, bu Qur'onga amal qilganga endi nima deysiz endi? Ota-onasiga shuncha bo'lgandan keyin degan ma'noni aytganlar. Bu hadis sharif mashhur. Ko'p eshitganmiz. Bu yerda Qur'oni Karimni yuqoridagi shafoatini shafoati yuqorida o'tgan safargi darsimizda aytganmiz, o'ziga boshoyoq sarpo kiydiriladi, ota-onasiga kiydiriladi, toj kiydiriladi o'ziga izzat toji. Tecul ve kar deyip etildi. Etilgende o hadisler birbirini şarhlıydı. Biz daim ayetemiz ki Ahl-i Sünnenin ve hakiki ulemalarının Rabbani alimlerinin adetleri şu ki bir babda bir hadis yayınki ayetini kurseler o şey bab dair hemen ayet hadisini organişed. Ve sahabe-i kiramlarının o'sha bobdagi aytgan gaplari qilgan ishlari bo'lsa ularni ham o'rganadi. Chunki ular Rasulullohni ko'zlari bilan ko'rgan va o'sha so'zlarni o'zlari eshitgan va amal qilgan zotlar. Tatbiqi qanday bo'lishini Rasulullohdan ko'rgan ular alayhissalotu vasallam. O'zlari ham ko'rsatganlar. Keyin mujtahidlarni, tobiinlarni o'sha bobdagi aytgan fatvolari bo'lsa, so'zlari bo'lsa ularni ham o'rganadilarki, ular ham ashob-i kiromning so'zlarini eshitib o'zlarini ko'rgan odamlar. Keyin o'sha bobda bitta xulosa ayta oladilar. Ha. Mana shu ahli sunna ulamolarining manhaji yo'li va rabboniy olimlarning yo'li mana shu haq yo'l. Undan boshqasi zalolat adashtiruvchi. Undan boshqasi qaysi? Bitta hadisni ko'rsa, bitta oyatni ko'rsa, o'sha bobdagi boshqa hadis oyatlarini o'rganmasdan birdan xulosa chiqaradi, birdan o'shunga amal qilish lozim deb turib oladi. To'g'ri amal qilish lozim bo'ladi albatta eshitgan paytingizda, lekin
o'shani olimdan eshitishingiz kerakki, olim o'rganib turib aytishi kerak. Nima uchun desangiz, chunki masalan men hozir 1 soat, 1 yarim soat dars qilyapmiz, to'g'rimi? 2 ta 3 ta hadis aytyapmiz, shuni sharhlayapmiz. 1 yarim soat eshitgan darsingizni siz chiqib bitta odamga aytib beraman dedingiz. 10 daqiqaga ham bormaydi ma'lumotingiz. Sizda qolgani u ham u hali sizda qancha qolgani, qanaqa qolganiga ham ishonch yo'q. Ba'zi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Adashishingiz mumkin, ba'zi so'zni eslab qololmaysiz, o'zingizni so'zingiz bilan aytasiz. Birov tepa deb aytgan bo'lsa, siz osmon deb aytib olasiz. Osmon deb aytgan bo'lsa, tom deb tushunib olasiz. Bo'ladi, u o'ta ham ko'p bo'ladigan narsa. O'shaning uchun bitta hadis bir oyat kelsa, o'sha odam bitta o'sha odam gapini olibdi, ayuhannas solib yugurib ketilavermaydi. Balki to'xta. Shu hadisning yana boshqa rivoyatlari bormi-ki? Chunki Rasul akram alayhi salatu vasallam ham shunaqa dars o'tganlar, gapirganlar, tushuntirganlar. Ashobi kirom o'ta katta xotira va zehn, o'ta katta qobiliyat egalari bo'lgan. Chunki ularda yozuv bo'lmagani uchun hamma narsa xotiraga tayangan. Asli yoddosh insonlar bo'lishgan, asli tabiatan. Uni ustiga Rasulullohning so'zlarini jon quloq bilan eshitishgan. Rasululloh gapirayotganlarida xuddiki dunyodan uzilgan. Shu holatda ham u kishining so'zlarini hammasini eslab qolish imkoni bo'lmaydi. Bo'lmam u zotni lafzlaridagi o'sha fasohat, o'sha balog'at darajasida eslab qolish hammani qo'lidan kelmaydi. Masalan, hozir biz gapirsak, kitobdan men tarjima qilgan paytimizda o'ta fasohatli gap bo'ladi u kitobni gap. O'sha gapni eshitgan odam ikkinchi odamga o'zini lug'ati bilan, o'zini saviyasi bilan aytib beraman desa, so'zni yami ham qolmaydi. U soddalashtirib tashlaydi. Rasul akram alayhi salatu vasallamni vahiydan kelgan so'zlarini va o'sha yetuk balog'atlarini o'sha saviyada saqlab qolish u ham oson bo'lgan emas. Hammaning qo'lidan kelmaydi. Keyin o'sha so'zlarni hammasini o'shandoq saqlab qolish ham bir vaqtda o'z deb imkonsiz narsa. Bir qismini bir sahobiy eshitib yaxshi ilg'aydi. Ikkinchi o'sha so'zni ikkinchilari mukammalroq ilg'aydi. Uchinchilari yana ham mukammal ilg'aydi. Ilg'ab anglash bitta ish. Aytib berayotganda o'shani o'shanday aytib berish ikkinchi ish. Masalan, men o'sha hadisni to'la yoddan bilishim mumkin. Bir soatning gapi to'la yoddan bilishim mumkin. Lekin eshitayotgan odamlar uni qabul olmagani uchun yengillashtirib aytib beraman. Qaysidir ma'noda yengillatib aytib beraman. Va bir soatlik suhbatni hammasini eslab qololmayman. 10 daqiqasini eslab qo'yam bo'laman o'zi asli gapirsam 10 daqiqalik gap qoladi. Lekin shu 10 daqiqani ham hammasini eslab qo'yganimni aytsam tinglovchiga og'irlik qilishi mumkin, shuni ham yarmini 5 daqiqasini aytaman masalan. Ana shunday bo'lib, keyin keyingilar to'playdi o'shani. Shuning uchun bitta rivoyatni, bitta hadisni eshitganda o'shanga doir boshqa rivoyatlarni, hadislarni eshitib jamlansa, keyin o'sha ma'no mukammal aks etadi, mukammal tasavvur qilsa bo'ladi. Fiqhiy ahkomlarda ham xuddi shu, aqidada ham xuddi shu, nasihatlarda ham xuddi shu. Mujtahidlar, rabboniy ulamolar shunday o'rgangan. O'shaning uchun ular keyin aqida ilmiga asos sola olgan, ana fiqhga asos solishgan, shuning uchun ularni yo'llari mukammal bo'lgan, o'shaning uchun ularni yo'llari, manhajlari mazhab bo'lib shakllangan. O'shaning uchun ularga ergashiladi. Adam ba'dan yulingan hadisda aytib ko'tarib yurgan odamda mazhab bo'lmaydi. Chunki u mukammal tasavvur bo'lmaydi unda. Shuning uchun unga ergashgan albatta zalolatga ketadi. Hadisga, oyatga ergashyapman deb ketadi zalolatga. U hadisdan gapiradi, oyatdan gapiradi, lekin qabramagan. Lekin manhaj shakllanmagan, tasavvur mukammal emas. Oddiy masalan ominni aytish namozdan keyin jahriy aytamizmi, maxfiy aytamizmi? Sahobalarda uni qilgan ham bo'lgan, buni qilgan ham bo'lgan. Mujtahidlar ba'zilari uni tanlagan, ba'zilari buni tanlagan. Mazhabga ergashgan odam mukammal bitta tasavvurga ergashgan bo'ladi. Mukammal o'sha masalani o'rganib bayon qilgan mujtahidga ergashgan bo'ladi. Ammo mujtahidga ergashmasdan o'zicha u hadis kitobidan, bu hadis kitobidan bir narsa tanlab o'zim ergashaman, o'zim topaman desa, yoki Buxoriyning mazhabidanman degan bir tentaklar chiqqan hozir. Buxoriyda mazhab yo'q o'zi asli. Buxoriy rivoyat qiladi xolos, mazhab tuzgan emas, o'zi yo'q o'zi Buxoriyning mazhabi.
Bu yokka mevhumge ergeşemen deyip dava kılat. Maksadı ayet hadis ergeşmez. Maksadı ümmetinin yolundan çıkış. Bu en adaştırıcı taifa hazırlığı devirde şu. Siz ayet hadiske bugün muhabbetinizi suistimal kılat. Resulullah'a bugün muhabbetinizi suistimal kılat. Resulullah'ın sözünü et yapman deyip uzunluğunu tellavaga halıgın sözüge çene çürpe fikirge ergeştirir. Bana şu adaştırıcı zararlat. Bu fikhteyim var, akideteyim var, nasihatteyim var, bana biz etmokçugenimiz hazır. Ahiret haberleri de hem var. Ben ötken seferki hadiste, biz etkendi Kur'an-ı Kerim'ini okuyan adam değilken. Şimdi bana bu cahide karayım. Ötken seferki hadiste, yukarıda hadiste durdu ki, Kur'an sahibine oku, kütarıl, tertil bilen tilavet kıl, dünyada tilavet kıl genindik, ahirge okuyan ayetin seni menzilen buladı diye hadis durdu. Amel degan narsa bormi? Yo'q. Ota-onasi haqida gap bormi? Yo'q. Chunki Rasulullohdan eslab qo'ygan sahoba hammasini eslamagan bo'lishi mumkin. U kishi hammasini eslagan taqdirda, u kishidan eshitgan odam hammasini eslamagan bo'ladi. U tobe'in eslagan taqdirda, undan keyingi odam hammasini eslamasligi mumkin. Qog'ozga tushguncha bo'lgan muddatda. Hadislar Rasululloh davrlarida yozilgan, lekin hammasi emas. Hamma hadis emas yozilgan emas. Abdulloh ibn Amr ibn Osga o'xshagan bazı sahabeler yazgın. Tabiyelerden, Ebu Hureyre'nin şagirdleri okşayanlar yazgın. Hammam okşayanlar. Yazgın, lakin hemen hadisini yazılıyor. Başta ekser hadisler ağızdaki keyen. Keyen keyenge asırlarda, ikinci asırda hatke düşken asasın. O şey hatke düşkenden keyen, hani indi şu kubçilik rivayet kıyanlar sana ortaya koyuyorsunuz ki hani mükemmel metin, mükemmel tasavvur, mükemmel bir ilim hasıl bugün. Oşanda hem şu rivayetlerini cemleb durup kin kandi tatbik kılıçtı. Hem alahide rivayet kılınge. İmam Bukhari'nin sözleri, rivayetleri rivayet. Kandi düşünüm, kandi tatbik kılıç bu fukahalar tamamından bayan kılınge. Bana bu adli şu misalda hem köremiz. Bunu adli misalda atayım ben. Tepede Kur'an sahibi gibi oku kütarıl değil. Değil de. Amal qilgan degan gap bormi? Qur'on o'qigan degan gap bormi? Yo'q. Ota-onasi bormi? Yo'q. Holbuki mana shu voqeani ichiga kiradi keyingi hadis ham. Suhayl ibn Muozni hadisi ham. Aytayaptilarki, kimki Qur'onni o'qisa va undagi narsaga amal qilsa. Demak, Qur'onni shafoati va'da qilinganda amali shart qilingan ekan. O'qishni o'zi emas ekan. Albatta o'qishni o'zida ajr bor. Lekin amali shart qilingan ekan shafoatga. Ve başka yukarı makamlar gibi. Çünkü ayetler ki kim ki Kur'an'ı okusa. Kara al-Kur'an eden murad, Kur'an-ı Kerim'le hemesini okusa diyen. Al-Kur'an diyen de Kur'an'ı hemes. O, mesela siz Fatiha'nı okusayan Kur'an okudu dese bulat. Tebale'ni okusayan Kur'an okudu dese bulat. Lekin bu yada el-şey'en minel Kur'an. Kur'an'dan bir nerse demeye yaptılar. Kara al-Kur'an'ı, Kur'an'ı hemesini okusa. Yani bana şu, hozir biz Qur'oni Karim birinchi talibi ilmi kelsa, uni birinchi vazifasi nima? Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rganish, mukammal o'zi xatm qila oladigan bo'lsin, yodlamasa ham. Mana musulmonning birinchi vazifasi mana shu. Al-Qur'oni. Qur'onni hammasini o'qiy oladigan bo'lish bu vojib, har bir musulmonga farz bu. Yodlash mustahab. Lekin o'qiy olish, to'g'ri o'qiy olish hamma musulmonga farz. Endi va amila bima fihida bima deganma undagi narsa degandagimi umumni ifoda qiladi. Biz ko'p darsda aytamiz buni. Umumni degani hammasi degan ma'noda. Ya'ni masalan bir kishi aytsa-ki, cho'ntagimdagi pulni olib ber desa, masalan arab tilida xud ma fi jaybi desa, cho'ntagidagi hamma pulni olib berishingiz kerak. 1000 so'm bo'lsa 1000 so'm tangasigacha. Agar 1000 so'm pul bo'lsa 900 so'm olib bersangiz, u odamni aytganini qilgan bo'lmaysiz. خود ما في جيبي دیسه چون تگم دیگه نرسانه لکی هاتی ما في جيبي چون تگم دیگه نرسانه آلب بر دیسه ما اشتت کن پیت ده چون تگ دیگه همه پول دار بیرون آدم گنه و آدم اتکن نخیم بولن یارمنه یا کی بر قسم نه آلب یا کی بر قسم نه خالد رسه عمل کنم گن بولد دوش آدم گن بر کسی هست کی چون تگم دیگه نرسانه پالانچیگه بیروان مسهم 3 gün huzur tutamam dese eğer nazır kısa. Hamasını verirse ki nazır vacib olur.
Yani agar cho'ntagimdagi pulni xotinimga bermasam, xotinim taloq bo'lsin desa agar, hammasini berish shart turadi. Hammasini bermasdan bir qismini olib qolsa taloq tushib qoladi. Demak, o'sha ma bima fihi undagi hamma narsaga degan. Va amila bima fihi. Endi hammasiga qanday amal qiladi har bir musulmon? Qodir bo'lmaydi-yu deydi. Qodir bo'lgancha qiladi, bo'ldi. Qodir bo'lmaganiga Alloh so'ramaydi. Qur'ondan eshitganingiz, anglaganingizdan so'ralasiz. Qur'ondan bilganingiz, anglaganingizdan. Umumiy qoida shu Qur'oni Karimda banda Alloh taolo bandani aqli yetgan narsadan so'raydi xolos. Yetmagandan so'ramaydi. Allohning adolati shu. Bir kishi Qur'oni Karimni o'qidi, undan 1000 ta ahkomni angladi. 1000 og'izdan so'raladi. Bir odamning o'shuncha aqli ilmi yo'q. O'qidi, 10 ta ahkomni angladi. 10-lasidan so'raladi. Bir odam darsda o'tirdi. 100 ta narsani angladi. 100 og'izdan so'raladi. Bir odam o'sha darsda o'tirdi. 50 tasiga aqli yetdi. 50 og'izdan so'raladi. Chunki majnun so'ralmaydi hech narsadan. Bu Qur'onni eshitgan bo'lishi mumkin. Yodlagan jinnilardan bor. Mana Misrda biz ko'rganmiz bir nechta Qur'onni to'la yodlagan, to'lamas u bir qancha suralarni yoddan biladigan va juda go'zal qiroat qiladigan qorilar bor. Lekin majnun. Asli majnun eshitib yodlab olgan. Asli aqli noqis. U so'ralmaydi u. Va aqimus solati degan oyatni o'qiydi. Namoz o'qmaganiga so'ralmaydi. Allohning umumiy qoidasi shu Qur'oni Karimdan hadis shariflardan, shariatdan, dindan, umuman Allohning ahkomidan, Allohning kitobidan har bir kishi qiyomatda so'raladi, anglaganidan. Nimagaki aqli yetgan bo'lsa, albatta shundan so'raladi. Aqli yetib qilmagan bo'lsa, u javobgar bo'ladi. Aqli yetmagan bo'lsa, javobgar bo'lmaydi o'zi asli. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karimni o'qisa degani hammasini o'qisa, undagi narsaga amal qilsa, hammasiga amal qilsa, anglaganicha. Endi Qur'oni Karimni hammasini o'qib, hammasiga amal qilgan odamga keyin yuqoridagi darajalar beriladi. Endi birortasiga amal qila olmay qolsa-chi masalan, angla olmay qolganidan u odam sen 100% bo'lmadi seniki deb tushib olmaydi, lekin qo'ldan kelgancha qilsa bo'ldi. Ammo Qur'onni hammasini o'qigan bo'lish kerak. Va hammasiga amal qilishga uringan bo'lish kerak. Shu shart. Qur'onni hammasini o'qigan bo'lish kerak. Va hammasiga amal qilgan, qilishga uringan bo'lish kerak. Bu yerda Qur'onni o'qishdan murod o'zi asli hifz. Chunki buni tepadagi bilan qo'shamiz. Tepada Qur'onni o'qib ko'tarilib boraver dedimi? Yoddan bilgan odamga aytiladi u. Ana shunda bizda mukammal tasavvur hosil bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda yodlash yo'q. O'qi deb amr qilish yo'q, tepadagida amal qilish yo'q. Ikkala hadisni qo'shsangiz bitta voqelik tasvirlanadi. Unda Qur'onni to'la yodlagan odam unga qo'ldan kelgancha hammasiga amal qilgan odam qiyomatda olib kelib ko'taril o'qi. O'qib ko'tarilib boraver oxirgi manzila seni joying bo'ladi, yuqori maqom bo'ladi, ya'ni va o'ziga kiydiriladi sarpo va ota-onasiga ham kiydiriladi. Ota-onasiga ham toj kiydiriladi. Mukammal tasvir shunday. Ammo yarmi o'zi haqidagisi yuqorida o'tdi bir qismi. Endi ota-onasi haqida ketyapti. Yuqorida qiroat haqida ketdi. O'qish haqida endi o'qish bilan amalni qo'shyapti. Yuqorida hifzni taqozo qiladi, bu keyingi hadis amalni taqozo qiladi. Hammasini jamlasangiz, ana endi mukammal bitta tasavvur hosil bo'ladi. Rasululloh shuni bugun butun aytganlar o'zi asli. Keyingi roviylarda bu narsalar bo'lingan bo'ladi. Islomga mana shunday qaraladi. Hadislarni shunday o'rganiladi, shunday tushuniladi. Mana shu to'g'ri yo'l, mana shu haqiqiy islom. Ammo ana u bemazhab odamlar bitta hadisni u yerdan ko'rib qolib, bitta oyatni bu yerdan ko'rib qolib, ayyuhannas solib, mana palonchi imom Shofiy hadisga amal qilmagan, mana palonchi Abu Hanifa hadisga zid gapirgan deb odamlarni boshini aylantiradi. Uni ko'rgan u mujtahid. Ikkinchi hadisni ham ko'rgan u. Keyin ikkovini solishtirib bitta hukm aytgan u. Sen bilganini bilmay qolish mumkin emas. Sen 14 asrdan keyin bilayotgan hadisni u tobiin bilmay qolish mumkin emas. O'ta to'g'ri sahob ba'zi mujtahidga yetmay qolgan bo'lishi mumkin ba'zi hadis. O'ta kam ehtimol, o'ta kam sodir bo'ladigan narsa. O'ta qiyin narsa. U mujtahid bo'lish uchun sunnat qamragan odam bo'ladi u. Mana shu yerda biz ana oddiy mana shu bitta
ahiret ilminden bugün haber hakkında ham kaçan ki biz o'sha voqelikka doir hadislarni jamlaganimizdagina mukammal tasavvurga ega bo'lamiz. Agar shunday qilmasangiz, tepada hadisni o'zini olib ketaveradigan bo'lsangiz, Qur'onni o'qiysiz bo'ldi, amal qilish shart emas ekan, ko'tarilaman deb o'ylaysiz. Pastdagini o'qisangiz, yodlash shart emas ekan, yodlash kerak emas, sahobalar hofiz bo'lmagan amal qilsam bo'ldi deb o'ylaysiz. Yo'q. Siz yuqorida ana aytilgan katta va'dani olmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri masalan, musulmon kishi shu ota-onasiga toj kiydirmasa ham, sarpolar kiyib ko'tarilib ikrom qilinmasa ham, bir musulmon bo'lib qo'ldan kelgancha 5 vaqt namozini o'qib o'lib ketsa ham jannatga kiraveradi inshaalloh. Bu yerda jannatga kirish haqida emas gap, yuqori maqomni olish haqida ketyapti. Shafoat qiladigan darajaga yetish haqida ketyapti. Ota-onasini ham qo'shib jannatga olib kirish haqida ketyapti bu yerda. U maqomga shartlar qo'yiladi. U albatta u eplab-seplab musulmon bo'lgan odam bilan umrini islomga fido qilgan odamni o'rtasida farq bo'lish kerak. U qiyin ekan va qiyin bo'lsa qilmay qo'yavering. O'sha maqom shart emas. Hamma olish. U hamma olmaydi ham uni o'zi asl. U nimaga toj kiydiriladi? Hammaga toj kiydirilmaydi. O'ta nodir holat bo'lgan uchun maqtalyapti bu. U o'ta nodir odamlar erishadi bunga, hamma erisha olmaydi. U tabiiy narsa. Bu islomni qiyinlashtirish emas, bu Alloh taoloning marhamatini diapazoni kengligidan. Ya'ni 2 rakat namoz o'qib bo'lganini ham kirgizib qo'yaradi jannatga. Umrini Qur'onga bag'ishlaganini ham kirgizadi jannatga. Lekin u bilan buni o'rtasida yer bilan osmoncha farq bo'ladi. U ham jannat, o'ziga yarasha rohat. Bu ham jannat, u endi o'ziga yarasha bo'ladi. Shuning uchun hadis sharifni mukammal tushuna olishimiz kerak. Ahkomlarida ham u tushunarsa. Shuning uchun mazhabga ergashgan odam adashmaydi. Aqidada ham, fiqhda ham, bu mavzuimizdan tashqari bo'lsa ham biz qo'shib qo'yamizki, bu misolda ko'ryapmiz, oddiy misolda. Fiqh huquqsi albatta ko'ramiz buni. Hatto fiqh bo'lmagan, aqida bo'lmagan oddiy masalalarda ham buni ko'ramiz biz. Hadis sharflar shunday o'rganiladi. Ammo zalolatdagi kishilar oyat hadisni ro'kash qiladida, sizni shunaqa qilib adashtiradi. Xuddi shu ishni qiladi almoniylar, xudosizlar. Mulhidlarning almoniy turi bor. Xudosizlarni Allohga to'la ishonadi so'zida. Allohni inkor qilmaydi. Lekin Alloh taolodan kelgan, rasulullohdan kelgan xabarlarga to'la ishonmaydi. Hali u yog'iga tuhmat yetkazadi, hali bu yog'iga ta'na yetkazadi. Almoniylar bor shunaqa. Sekularistlar hozirgi tilda aytganda. Odamlarni dinida shubha tug'dirish uchun. U rasman kofir bo'lib turib, tashqaridan turib hujum qilsa odamlarga ta'sir qilmagan uchun uncha musulmon bo'ladi. Islomning ichiga kirgan bo'ladi u. Qur'on hadisni o'qiyotgan bo'ladi u. O'sha yerdan shubha tug'diradi keyin. Bu ayni xudosizlarni yollangan mardikorlar bo'ladi ular. Ular ham ana shu bemazhablar bilan bir xil yo'l tutadi. Ikkalasining da'vosi suratda ikki xil, natijasi bir xil. Bu o'sha sunnatga qabaqqa shubha tug'dirib turib, oxirigan joydan yulib olib talqin qiladi bu ham, almoni ham. Bemazhab ham o'tishni ishtiq qiladi. Bitta hadisni olib, xolagan joydan yulib olib, mujtahidlarga qarshi qo'yib turadi. Yoyinki o'sha hadisni, o'sha bilan oyatni, o'sha bilan shuni o'ziga amal qilaman. Boshqa hadis bilan oyat bilan ishim yo'q deb turib oladi. Ikkalasini manhaji o'ta bir-biriga yaqin va natijasi ham deyarli bir xil bo'ladi. Bu ham kishilarni o'zini dinida shubhaga tushiradi. U ham kishilarni o'zini dinida, fiqhida, aqidasida shubhaga tushiradi. Ikkalasining natijasi deyarli bir xil. Faqat ikkalasi ikki xil aqliyatdagi odamlarga ikki xil doiraga xizmat qiladi. Bunisi musulmonligi bor u e'tiqodi kuchli emas bo'lganlarga almoniylar. Unisi e'tiqodi kuchlilarga ta'sir qiladi. Ikkalasi ham kishilarni o'zi amal qilib kelayotgan dini, aqidasi, fiqhiga shubha tug'dirish bilan kishilarni adashtiradi. To'g'ri, masalan, bitta mujtahid bir gap aytgan bo'lsa, ikkinchi hadis unga zid kelishi mumkin. Lekin uni yonida ham hadis turgan bo'ladi. Uni unda bitta oyat hadis turgan bo'ladi. O'shani bilmaydi bu odam. Gap hadislarni bir-biriga zid kelishida emas. Gap hadis oyatlarni qanday tushunishda mujtahidlar har xil tushungan. Yoki Rasul akram alayhi sollatu vasallam asli har xil o'rgatgan bo'ladilar. Uni qilgan ham, buni qilgan ham to'g'ri yo'l topa oladi. Omin jahriy aytgan ham sunnatga amal qilayotgan bo'ladi, maxfiy aytgan ham sunnatga amal qilayotgan bo'ladi. Ammo jahriy aytayotganini amal qilayotgan deb
mahfiyat ekanini amal qilmayotgan deb tasavvur qilish mana shu adashtirish bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu o'rinda ham bilamizki, demak, hadislarni, oyatlarni yaxlit o'rganish kerak. Dinga yaxlit amal qilish kerak. Dinni parchalab, aydan bir parcha, ba'zan bir parcha qilib o'rganish mana shu manhaj toifalar yasaydi. İslomdagi hamma toifalar, musulmon toifalar shu illatdan kelib chiqqan asosan. Mana bu hadisda ham biz ko'ryapmizki, demak, Qur'on Karimni kimki o'qisa, undagi narsaga amal qilsa, hammasiga amal qilsa. Endi Alloh taolo unga ota-onasiga toj kiydiradi qiyomat kuni dedilar. Toj odatda bosh kiyim bo'ladi. Podsholar kiyadi odatda. Ilgari bosh kiyim kiyilgan. Insonlarning madaniyatida bosh kiyim eng e'zozli kiyim hisoblanadi. Bosh kiyimsiz yurish, bosh yalang yurish, sochni o'zini boshni ziynati deb bilish. To'g'ri, soch boshni ziynati, lekin kiyimsiz faqat o'zi ziynat deb bilish bu g'arbni madaniyatidan kirib kelgan. Holbuki hammaning sochi chiroyli bo'lmaydi. Va hammaning sochi butun bo'lmaydi. Shuning uchun bosh kiyim albatta ziynat bo'ladi. Aslida inson voqelik bilan qarasa, voqelikka ko'ra qarasa bosh kiyim ziynat bo'ladi. O'shuning uchun bosh kiyim eng e'zozli kiyim bo'lgan. Podshohlarda asosan bosh kiyimni ajratish bilan boshqalardan ajratishgan. Urfda shunday bo'lgan. Hozir ham bor shu narsalar, masalan, arablarda bor shu narsalar. Boshqa ba'zi millatlarda ham bor. Bosh kiyim bilan podshohlarni ajratish. Suratini kiyimi. Umuman olganda tojdan murod sharafni, maqomni ko'rsatish uchun bosh kiyim kiydirish. Tojdan murod shu. Tojdan murod bu zarli narsa kiydirib qo'yish emas. U ramz xolos toj. Bir odamga medal taqqin degan gap. U medal hech narsaga yaramasligi mumkin olib chiqib, agar tortadigan bo'lsa tarozida. Lekin falon ishni qilgani uchun, masalan, xalq shoiri unvoni yoki medali topshirildi yoki Navoiy medali topshirildi deydi misol uchun. Medalni o'zini agar metal sifatida qarasangiz, o'ta arzon narsa bo'lishi mumkin. Lekin u ehtiromi ramzi sifatida qadrli u. Tushundingizmi? O'zini buyumni o'zidan kelib chiqib emas. U buyum nimadan ramz bo'layotganidan kelib chiqib u qadrli bo'ladi. Toj ham bu yerda kiydirilishidan murod shu. Ya'ni podshohlardaqa ko'tariladi u odam. Podshohlardaqa ulug'lanadi hammaning orasida. Degan. Kim ota-onasi? Valida dedilar. Valid bor, abavan bor qarab turadi. Abun ota, ummun ona, abavan degan ota-ona degani. Valid bor, ota, valida bor, ona, valid validan ota-ona. Ab so'zi, abavan so'zi, ota-ona so'zi yoki ota so'zi o'zini tuqqan otasidan boshqaga ham ishlaydi. Amakini ham ab deyish mumkin. Qur'on Karimda keladi. Boboni ham opadan ham kattasini ham abun desa bo'ladi. Xuddiki farzandni, nabirani hammasini farzand desa bo'lgandek. Ibn desa bo'lgandek. Ibn yabna adam, ey odam bolasi deydi. Bola desa bo'ladi. O'zingizni tuqqan farzandingizni ham bola desa bo'ladi, uni bolasini ham bolam desa bo'ladi, uni bolasini bolasini ham bolam desa bo'ladi. Shuning uchun yabna adam, ey odam bolasi deganda siz bilan biz ham kiramiz. Aynan Qobil bilan Habil emas, faqat ey odam bolasi deganda. Xuddi shunaqangi Abun so'zi otaga, amakiga, boboga hammasiga ishlaydi. Shuningdek, abun yoki abavan so'zi tarbiyachi otaga ham ishlaydi. Boqib olgan yoki tarbiya qilgan otaga ham ishlaydi. Ammo valid so'zi faqat tuqqan ota-onaga ishlaydi. Hadis sharifda validayhi degani tuqqan ota-onasi degani. Bu yerda. Ayni shu validayhi matnini oladigan bo'lsak tuqqan ota-onasi degani bo'ladi. Alloh taolo uni tuqqan ota-onasiga toj kiydiradi qiyomat kuni. O'tgan safarga aytganimizdek, butun xaloqni oldida ko'tar-ko'tar qilib toj kiydiriladi. Boshqalar havas qiladi, hatto payg'ambarlar bular kimlar? Bular ham payg'ambarlarmi yo podsholarmi deb o'ylaydi. Odil podsholarmikin deb o'ylaydi. Shunda aytiladiki, yo'q, bular ota-onalarki farzandlari hofiz bo'lganlar. Hofiz bo'lib amal qilganlar. Ana hadis sharifda yuqoridagi ma'nosi. Endi aytdilarki, o'sha toj qanaqa toj bo'ladi desa, tojni qisqacha ta'rifladilar.
O taç demek o tilladan, kümüşten degen meseken. O nur eken o. Aytibdiler ki dünya üyleridegi kuyoshning nurlaridan ko'ra nurafshon bo'ladi u toch. Ahsan degani go'zal va yaxshi degan. Dunyo uylaridan murod va shu olam. Quyosh qancha dunyoni yoritayotgan bo'lsa, u toch qiyomat kuni olamni shunday yoritadi. Undan afzal yoritadi. Undan afzal bo'ladi uni nuri. Undan afzal bo'ladi undagi nur. Bu ota-onasi Rasul akram alayhi sallatu vasallam bu hadis sharifda ota-onasini aytdilarda orqasidan aytdilarki ota-onasining maqomini aytib. Aytdilarki orqasidan endi o'sha odamni sababidan ota-onasi toj kiygan odamni o'ziga nima beriladi? Endi qo'yaverasiz endi degan. Uni tafsilotiga til ojiz degan. U toj ham toj kiydirib qo'ydi, boshqa hech narsa bermaydi emas. O'sha toj o'sha maqomga yarasha, o'sha ko'targa yarasha ne'matlar berilgan bo'ladi. U o'sha ne'matlardan, maqomlardan ramz xolos toj. O'tali orden bir ramz bo'lgandek. Endi o'sha ota-onasiga ki shunaqa katta ne'mat va maqomlar berilib, u maqomlardan ramz sifatida kiydirilgan toj o'zi quyoshdan nur bo'ladigan bo'lsa. Berilgan orden, berilgan maqomi ramzi xolos, maqom undan baland bo'ladi. Yonida pul ham berishi mumkin. Masalan, Nobel mükafatı bergan paytda masalan. Toj ham shunday ramz, xolos toj kiydirdi yo'q, ke bu yerda oddiy odam bo'lib yashamaydi u jannatda. Yo'q, jannatdagi katta maqomidan u darak u. O'shandan bir namuna va ramz. Endi u ota-onasiga shunday bir maqom darajalar berilsa-ki, u darajalardan ramz bo'lgan tojni o'zi dunyo quyoshidan ko'ra afzal bo'ladigan bo'lsa, u balani o'ziga nimalar beriladi endi nima deb o'ylaysizmi? فما ظنكم بالذي يعني حديث شريف متنه عمل بهذا dediler. Bunga amal qilgan. Yana amalni qaytardilarki, amal shart ekan. In Qur'oni Karimni o'qib to'la, unga to'la amal qilgan odamga endi nimalar beriladi endi? Uni tafsiloti hisoboti yo'q. Alloh o'zi biladi. U sababli ota-onasiga shuncha berilyapti. U sababli ota-onasiga shuncha berilyapti. Mana bu hadis sharif ham bizga Qur'oni Karimni mahkam tutishimiz, farzandlarimizni o'qitishimiz va amal qilishga urinishimiz va ularni ham amalga o'rgatishimiz bizga katta ne'matlar berishini ko'rsatadi. Alloh hammamizga nasib qilsin ilohim. Imom Darimiy va Rawad Darimiy bi isnadihi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. إمام دارمي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلين حديث الشريفة النبي عليه الصلاة والسلام دلالكي قرآن وقيم لر Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onni qamragan qalbni azoblamaydi. Va albatta bu Qur'on Allohning dasturxonidir. Allohning ziyofatidir. Bu Qur'on Allohning ziyofatidir. Kim unga kirsa, u omondadir. Kim Qur'onni yaxshi ko'rsa, unga xushxabar bo'lsin, u xursand bo'laversin. Falyubshir degani bashorat olsin degani. U degani u xursand bo'laversin, u xotirjam bo'laversin degan ma'noda. Unga yaxshilik bor. O'ziga keladigan yaxshilikni kutsin degan ma'noda. Bu hadis sharifda Rasul akram alayhi salatu vasallam yana Qur'oni Karimga targ'ib qilyaptilarki, Qur'onni o'qinglar, yana Qur'onni o'qinglar. Qur'on o'qinglar emas. Qur'onni o'qinglar, ya'ni hammasini. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onni va'y qilgan, anglagan, o'ziga joylagan qalbni azoblamaydi. Ana mana bu hadisda yana tushunamizki, Qur'onni o'qinglar degan oldingi hadislarda nima nazarda tutganlarini. Chunki Qur'onni o'qinglar dedilar, nimaga o'qiylik desa, unga sababni aytibdilarki, Qur'oni Karimni o'zida
joylagan qalbni azoblamaydi. Qachon joylanadi Qur'on? Yodlansa joylanadi. Va'a, va'i degani anglash ma'nosi bor. Asli lug'aviy ma'nosi o'ziga joylash. O'shuning uchun idishni vi'a deyiladi. Suv quyiladigan idishni yoki bir narsa solinadigan idishni vi'a deyiladi. Bir narsa ichiga joylanadigan idishni. Va'al Qur'on, Qur'onni hammasini o'ziga joylagan qalb degani. A? Qur'oni Karimni hammasini o'ziga joylagan qalbni Alloh azoblamaydi. Bu degani Qur'onni o'qinglar degan so'zlari qalbingizga joylanguncha o'qing degan ekan. Ana. Shuning uchun hadis shariflarni yuqorida aytganimizdek, yaxlit o'rgansangiz, keyin Rasulullohning maqsadiga yetib borasiz. Adam bir narsani yulib, ba'zan bir narsani yulib yurgan odam maqsadlarini tushunolmaydi va amal qila olmaydi u. Yoki amal qilyapman deb amalsiz yuradi. Odatda ta'lil, ya'ni bir narsaning sababini aytish aytilgan amalni izohlaydi. Bir kishiga aytsangizki, bozorga borib kelgin, masalan, go'sht tugab qopti deysiz. Go'sht olib ketayotganingiz yo'q. Bozorga borib kelgin, bugun bir shashlik yeylik deyapsiz. Go'sht ol deyotganingiz yo'q. Bozorga borib kelgin, bugun bir shashlik yeylik. O'z-o'zidan tushunasizki, demak bozorga borishim kerak ekan, pul bilan borishim kerak. Go'sht olib kelishim kerak, shashlik bor. Degan narsani tushunasiz. Bozorga borib kelsam bo'ldi ekan deb sangillab borib kelsangiz, kelsangiz shashlik yo'q. O'sha bozorga borib kelishingizga aytilayotgan sabab bor-ku, shashlik yeylik degan gap. Sizga bozorda nima qilishni ko'rsatadi. Xuddi shuningdek, Qur'onni o'qinglar. Qur'onni qamragan, o'ziga joylagan qalbni azoblamaydi deyaptilarmi? Qalbingizga joylanguncha qalbingiz Qur'onni qamraguncha o'qing degani bo'ladi. Alloh taolo azoblamaydi deganlari bu yerda dunyoda mi oxiratda mi degan savol bor. Asosiy tushuniladigan mana oxiratda. Alloh taolo Qur'on do'zaxni azobini ham yetkazmaydi odamga, qiyomatni azobini ham. Chunki qiyomatda kishi masalan qo'rqadi. Azob. Dahshatga tushadi, azob. Do'zaxga tushmasa ham agar. Savol javobda qiynaqqa olinsa, azob. Hali o'tgani yo'q. Lekin qalb azob chekadi. Nima uchun qalbni dedilar bu yerda? Tanani emas. Tana azoblanganda qalbga aziyat yetishi aniq. Biroq sizni ursa shapaloq bilan, betingizdan ko'ra ichingiz ko'proq og'riydi. Qalbi azoblanmaydi. Bu degani azob yetmaydi, azob xavfi ham yetmaydi. Shuningdek yana bir oyatga ishora borki, allati tattali'u alal afnarullohil muqada allati tattali'u alal afida. Afida ya'ni qalb deb tafsir qilinadi, ba'zida qalbni o'rab turadigan parda deyiladi. Insonning yuragigacha yetadi Allohning o'tini azobi degan, do'zaxning azobi. U tattali'u alal yuragigacha yetadi, uni ichigacha yetib kirib boradi o'tni qiynoq. O'sha bo'lmaydi degan, ya'ni do'zaxga tushmaydi. Birinchi İkinci manası, yukarıda etkenimizdik, asla kalbi azap çekmeydi. Kalbi azap çekmeydi, yani kalp azaplanadigan halat unga ruhbara bulmaydı. Yani mesela hafan bulmaydı. Kıyamatta Allah onun kalbiga haligi şefaat hadisindeki gendeki hatırcamlik verildi. Kur'an kelime şefaat kıladı kulda bu şey. Korku, dahşetler bulmaydı. Yine başka nemeyi ki insan o şey kıyamet meydanında yani do'zaxda azob chekadigan bo'lsa hammasidan azob bo'ladi. Alloh Qur'onni o'zida joylagan qalbni nimaga? Qur'onning ulug'ligidan. Yana bu yerda biz tushunamizki, Qur'onni yodlab olish emas ekan gap. O'qing deganlari degan. Kalimalarni yodlab olish emas ekan, qalbga joylash ekan. Albatta yodlash bilan bo'ladi u. Lekin yodlashni o'zi bilangina hosil bo'lmaydi. U qalbda iymon, muhabbat bo'lsa, keyin qalbga joylangan hisoblanadi. Va yana bu yerda va'a degan anglash so'zi va qamrash so'zini anglash va qamrash ma'nosini oluvchi va'i so'zini ishlatganlari shuki u qalb Qur'onni anglaydi. Joylaydi o'ziga anglaydi. Qur'onni anglash uchun kichkina ilm kerak bo'lmaydi, o'ta katta ilm kerak bo'ladi. U tarjimasini o'qisa bo'ldi emas u. U Qur'onni anglash katta ilm talab qiladi. Endi mutlaqo
Allah Teala'nın azabından mutlaka amanda buluş, kıyamete dehşetinden, havfından, hatardan hem, umumen köngülsüzlüklerden hem aman buluş, o tek etti imtiyaz o. O sana hasıl bu muydu? İkinci tefsirde, dünyada hem azaplamaydı. Kaysi manada deseyiz, o elbette mesela bura sökünse kalbi aziyet çekedi. Peygamberler aziyet çekken. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hiç kim Allah'ın yolunda minçelik aziyet çekken meslekendir. Bütün insaniyet içinde, hatta peygamberlerden başka peygamberlerden. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'ın yolunda aziyetini hemen türünü çekkenler. Bazı peygamberlerde buluşu mümkün şiddet değil, bazı meşakkat ve aziyetler. Lakin hemen türümez. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'da aziyetini hemen türü utken. Elbette şimdi kalpler ağrıyken bulundu. Bu yerdeki azablanmayı dediğimde bana o aziyetmez. O aziyet buluş mümkün. Peygamber deyem bulundu, karı deyem, hafız deyem bulundu. Bir odan hafı buluş. Lakin onun kalbinde ruhi azab bu mıydı? Çünkü kalbi ruhu Allah'a bağlanan bulundu. O yüzden çünkü onda ruhi kalbi azab bu mıydı? Yani içki kıynak. Onun kalbi daim sakinede, daim huzurda bulundu. Şunu düşünüş hem mümkün. İki arasını cemleyiz aslında. Çünkü Kur'an-ı Kerim caylanıp Kur'an-ı Kerim'ini engleyen kalp hakikaten rahatta bulur. O tanıge etken ence bunca kıyınçilik, bura birgen ence bunca azar. O huzurunu, o rahatını kesalmaydı. Ki ettiler ki Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Me'dube deyip ziyafet eyledi. Özü me'dube deyip yaşlılıkça çakırılırken desturhanla eyledi. Mesela siz bir adamlarını külpetlerini çakırsız yüzge desturhan kalıp o şey ziyafet desturhanını o şey mihmandarçılıkını me'dube deyilir. Edeb yaşlılıkça çakırsız deyken aslı edeb. İnsan bir ziyafet kılıp çakırsa buralarını o şey ziyafetke ziyafet kişilerine yaşlılık takdim kılıçtan ibaret bugün için nimet takdim kılıçtan ibaret bugün için me'dube deyip etelgen ziyafet. Yaşlılıkça çakırış manasından kep çıkıp. Allah'ın ana şunday ziyafetidir Kur'an dediler. Kim onge kirse o amandadır. Bu yerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir teşbih, okşatış bir yaptılar. Ki Kur'an-ı Kerim bir ziyafet, mesela toy ziyafeti var bizde, velime var. Ha? Yani ki bir hafleler buladı. Ha? O şuna kanki Kur'an hafleler. O şuna kanki ziyafeti var Allah'ın yem. Ziyafet ne kılınır? Ziyafet iki adam izaz denedir. Onunla nimetler takdim kılınır. Ve o, hiç köşeden ziyafetini siz köşede yöleğinin ortasında vermeyiz. Yolun ortasında yok. Belki onların bir izaz denedir, himayel denedir, ancak da veririz. Mihman kirlediğin olsa, istik olsa hava üyü soğutup koyarız. Hava soğuk olsa istik koyarız. Ziyafet o şimdiden ziyafet böyledir, ikram bile. Hemen şerayetli muhayya kılış bile. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın ana şunday ziyafet, ziyafetgahı. Bu ne demek şunlar? Allah Teala nimetini töküs kıp koyan Kur'an'da. Kirib yiyiş koyan halas. Maddi ziyafetten kişi kendi teminat alsa Kur'an-ı Kerim'den şunday manevi teminat aladı insan. O şimdi işare var. Şunindek Allah Teala mezbanlık kıladı Kur'an'a yüz tutken adam gereken. Kur'an'a o'zini bag'ishlagan odamga Alloh mezbonlik qiladi. Ziyofatga chaqiradi bandalarini. Qur'onga kelgan odamlar, Alloh bandalarini Qur'onga chaqiradi degan ikkinchi ma'nosi yana bir. Dasturxonga odat chaqiriladimi? Alloh bandalarini Qur'onga chaqiradi, kelinglar. Mana shu ne'matlardan olinglar. Qur'oni Karimning har bir kalimasi ne'mat bo'ladi. U o'qishingiz o'zi ne'mat. Tushunishingiz yana bitta ne'mat. O bilen amel kılıp iki dünya saadeti gelişsiz yine biten yemez. Allah'ın desturhanıdır, ziyafetidir. Kimi ki onge kirse, o şey ziyafet ki. O amandadır. Amin. Hatırcam. O adam neden amandı? Yukarıdaki hadisin birinci cüzünü şarkı ki azaptan amandı. Ukubetten amandı. Her kandı kıyınçilikten amandadır ahirette. Dünyada hem amanda böyledi olsun. Dünyada hem Kur'an iyileri daim aziz bugün. Hem acayda
ahirette hem aziz boladı. O amandadır. Yani o kişiye telafat, o kişiye ziyan yetmeydi. Endi ettiler ki kimi ki Kur'an'ını yaxşı görse o başarat alabilirsin. Onge hoş haberler bulsun, hoş haber alsın dediler. İbn-i Mesud raziyallahu anhu'nun yani bir sözler var. Belki kitaptakiler yani bu yadayım. Kim Kur'an'ını, kim ozunu hakkında öylese, kim ozu hakkında öylese Allah beni yaxşı görmedi mi, görmedi mi diye. Kalbine karasını Kur'an'ını yaxşı görse demek Allah onu yaxşı görmedi. Kur'an'ını yaxşı görmezse demek Allah onu yaxşı görmedi. Kur'an-ı Kerim'ini yaxşı görüş ne bilen bu oladı? Kur'an-ı Kerim'ini işitişini yaxşı görür. Yaxşı görgü adam işitedi. Onu sevip. Yaxşı görgü adam onu okup rahat alır. Yaxşı görgü adam onu fikirlep, onu ayetlerini tedabbür kılıp rahat alır. Yaxşı görgü adam ondan hidayet alıp doğru yolunu alır. Ne için Kur'an'ını yaxşı görse deyirler. Kur'an'ını yaxşı görüş artıdan katta yaxşılık gelir. Onun için felyubşir, onge başarat bulsun. Kur'an'ını yaxşı görüş cümlesi yekiredi. Mushaf'ını yaxşı görüş. Kur'an'ını yaxşı görüş cümlesi yekiredi. Ahli Kur'an'ını yaxşı görüş. Kur'an'ını yaxşı görüş cümlesi yekiredi. Ustazını yaxşı görüş. Vahak yasın. Kur'an'ını yaxşı görüş cümlesi yekiredi. Onu dinleşini yaxşı görüş. Okuşunu yaxşı görüş. Onge amel kılışını yaxşı görüş. Onu düşünüşünü yaxşı görüş. Hem hemen. Bu yerde Kur'an-ı Kerim'e bugün muhabbet kendi netice beledi dese onge beşaret. Beşaret ne degen? Beşaret sözü aslı beşere biz. Beşere deyimiz o. Beşere deyip yüzüne görünüşünü eyted. Ya ki tirine eyted. Taşkı görünüşünü eyted. Taşkı görünüşümüz şu tiriden ibaret bugün için biz beşer deyip etelgenmiz. İnsan. O şey beşer sözü, beşere sözü, beşaret sözü hammasi bitti. Uzak. Kişiye bir kursançılık yetse, kursançılıkdan yüzü yaşınıp, labi tebessüm kılıp, yüzüden kursançılığı görünse, o işte kursançılıkını beşaret değil. Onun beşeresi de, yani onun yüzü de, onun taşkı sureti de, özgeriş, icabi özgeriş sadır kıladigen derecedeki kuş haberini oşu taşkarısı da özgeriş sadır kılgen onun yüzü de bir tebessümünü bir yaşınaşını sadır kılgeni yüzesinden yaşlık haberige beşaret deyip etelir. Çünkü mesela sizge aş pişti deyse yaşlık haber. Beşaret değil miydi? Siz onu içtip yaşınıp gitmeyiz. İlla aç kalıp bir buradan nangaz alıp dururken bu siz beşaret buluşmuş gibi sizge. Lekin oğul gördüğün deyse ana bu beşaret bulur. Pala musabakada yuttuğun ise insan kuğuna bir hastan kuğuna getirip bir hastan yaşına getirdi yüzü. O işte ki haberdeki beşaret değil. Ama ana o münacimlerinin sözü deki yalgan geplerge, gelecek hakkı deki üydürme, tokuma, hayal palaslarını gepige beşaret sözünü işletiş bu na doğru istiyemal böyle. Köpünce onun yüzü yarımı şun böyle. Şun haberler böyle. Kagan ham yalgan öz. Çıralıysiyem. O çünkü işe ne diyor adamlar en aklı pas adamlar bunlar. O uzunu uzu, o şuna kanka nesne bulan avutu yürüyüşke mecbur bugün aciz adamlar bunlar. Şu böyle uzunu sal kursan kılıp avutu bile. Müneccim beşaret edip koyardı. O beşaret mes o. Müneccim yalganları diş gerek. Öz müneccim emmez o. Aslı. Ama beşaret sözü şun değil. Demek o adam beşaret alsın degen ne mi degen? Kimi ki Kur'an'ını yaxşı görse, hali onun göçünde yaxşılıklar var ki, hazırdan o memnun bola vursun. Hali o işi onun yaxşılıklar yetedi ki, şimdi yaxşılıklar, o yaşınıp getirdi. Onun hali onu yaşınıp yuvara diyen, yüzünü küldürüp yuvara diyen, labinemez, yüzlerini küldürüp yuvara diyen. Yaxşılıklar var, nimetler var. Bir hastan kegenlerse, kütkenizden ziyade ya ki kütmegeniz, haberler yetken payeti de, İnsan da şimdi yüzü çakınıp getirdi. Yani şimdi yaşlılıklar var onun dediği. Demek Kur'an-ı Kerim'ini okuş, onu kalbke cayılış ve Kur'an-ı Kerim'ini Allah'ın ziyafeti de biliş ve Kur'an'ını yaşlı görüş her bir Müslüman ki koldan ki gence beceriş lazım bu genlerse ve o da şerefli makam olur.
Ziyafet deyip ateşlerdeki yine bir tane nükte şu ki kar buluyor ki adamlar bilsin Allah'ın ziyafeti deliğinde. O bezillemesin Kur'an'dan. Zedikmesin Kur'an'dan. Eğer şimdi buluyken bulsa, zedikiyken bulsa Kur'an'ı okuyup eğer. Peki Kur'an'ı yaş görmeyken bulsa o adam Kur'an'ı tanımayken bulur. Ne mi okuyor kendini bilmeyken bulur. Şunindeki yine bir tane nükte var ki kim ki Kur'an'ı yaş görse dediler. Biz Kur'an'ı okutarkenmiz ya ki Kur'an'ın kelimini manalarını kişilerge ayetarkenmiz ya ki Kur'an'ın kelimini okup iştirerkenmiz Kur'an'ı sevişke apkeledigen kalıp ada kılışımız gerekiyor şu emirler. Okutu yapsın mı? Uğurup kelteyle balanı Kur'an'ı görse teri cimirleydiyen, terisi cimirleydiyen, bezirleydiyen kumayın. Belki yaş görüp yatlasın Kur'an. Meş Kur'an'ı yatla versem, tüketsem, kutulamam mı şu dedemi, zuğumudan, anamı, kelte giden, ustazımı, uğruşudan yatla beri çıkıp ki haligen çeşeymen deyip okumasın Kur'an'ı. Belki sevip okusun, sevip, sevdirip okutayım. Kur'an, karı oluş müstehab. Farzmez. Ama Kur'an'ı seviş farz bu. Her bir Müslüman. Yine bir nükte şu ki Allah Teala Kur'an'ı özüde kamregen kalbini azablamaydı. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı. Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı. Kelam Allah'ın sıfatlarından biridir. O unge hiç kaçan Allah'ını demek azabı yetmeydi. Yine bir nükte Kur'an-ı Kerim'ini okurken siz çıraylı okuyun. İştiken adam Kur'an'ı yani iştiksiz kesin sevsin. İpleme sepleme kılıp darrelatıp okuştu örgenmeyin. Şunu yine Kur'an-ı Kerim'den bir manu ayetlerken siz özünüzden na doğru düşün alıp ya ki çele çülpe düşün alıp ya ki adam bazen yürüp gepirmen ki na doğru talkın kısayız dinle ahkamını bozup yetkensiz ana o Almaniler ya ki şuna menhecdeki adamlar ya kadar. Adamlar Kur'an'ı yaman korup kalır. Yani ki Kur'an-ı Kerim'ni vaidleri var, korkutuları. Onu doğru talkın kılış gerek. Vaadeleri var, doğru talkın kılış gerek. Kıssaları var, doğru yetkiziş gerek onu, doğru vasıflaş gerek. Eğer şunu diye kılmasayız, Kur'an-ı Kerim'in tefsiriye başka kavimlerini, düşüncelerini koşuvarsayız, yani ki yalgan haberlerini koşuvarsayız, peygamberlerin kıssalarını. Eşki adam bu, ertegi bu deyip Kur'an'ından köyünü savuydu. O Kur'an'ı yapmaz o. Kur'an'ın tefsiriye koşup etiyor, İsrailiyat. Peygamberlerin şaniye doğru kime diyen hikayeler var, o şuna Kur'an'ı koşup etiyor. Kur'an'ın tefsiriye. Adamlar Kur'an'dan ne düşün yaptı? Kur'an'dan köyünü savuyor. Çünkü bu irtek yaplar. Çünkü vakili kesit yaplar bu olaydı bazılar. Demek Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını hem hakiki yetkiziştiğiniz gerek. Doğrusunu koşmasından. Yani ki vaidlerini yetkizseniz, yani ki bir ayetini den adamlarını korkutsanız bir azaptan. Doğru yetkizin. Ta ki adamlar Kur'an'ın eşitlerini bezillemesin. Ne doğru takınınızdan. Kur'an-ı Kerim'den gepirsiz, şimdi gepirin ki Kur'an'ı sevsin o eşitken adam. Kur'an'ın kaganını hem eşitkisi kepkasın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'ini tefsir kısız, tercüme kısız, çünkü yüzdeki sözünü ayıtıp, tercüme koyup bile Kur'an'ı bağırı meşhur diye okuturmayın. Kur'an-ı Kerim'ini bazı Özbekçe tercümelerini okuyan adamlar ve Kur'an meşhur mu? Öte adı inerseyken o, deyişke var yani. O sözme söz tercüme, Kur'an-ı Kerim'in aslı maksadını, manasını bayan kılanmıyor, etkizanmıyor. Yani şunu diye kılıp Kur'an'ı sevişten adamların kalbini tosup koymayın. Belki Kur'an-ı Kerim'ini aslı mahiyeti, ruhiyeti bilen verin. Tercüme kılıp tefsir kısa izlemeler. Bana bu narsalar şu men ahabbel Kur'an'ı asliye kiledi ki Kur'an-ı Kerim'ini sevdire alsanız kays yol bilen bulsa hem yani şu sevgen kişilerine beşaret irtken bulasın. Kur'an'ı sevgen kişi ki onunla bağlanmadı, onu örgenmedi. Onge amel kıladı, neticede o saadet getirdi. Neticede o hakikate beşaret erişti. Yine ettiler ki, kendi ahirki hadis bu babdan, وَاَنَ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحَمَّانِي قَالْ Asarken bu, سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو أَحَبُّ إِلَيْكَ اَوْ يَقْرَأُ الْقُرْآنِ فَقَالَ يَقْرَأُ الْقُرْآنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ Abdülhamid bin Hammani ayetlediler ki Abdülhamid Hammani Sufyan-ı Sevri'den soradım. Sufyan-ı Sevri kette muhaddis müştehidlerden bu geldi. Hazreti İmam Hamza Mallar.
Süfyan-ı Sevri'den soradım ki gazat kıla diyen kişi suyukli rağ mı sizge, yahşırak mı? Kur'an okuyor diyen kişi mi? Kişinin gazat kılışı suyukli rağ mı? Kur'an okuşu suyukli rağ mı sizge? Kaysa böyle afzal siz için? Desem o kişi etti ki Kur'an okuyor diyen. Kur'an okuyanı afzal. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizlerinin en yahşiniz Kur'an'ını örgenip onu örgetkeninizdür de geldi. Süfyan-ı Sevri'den bu kişi sorgenleri, bu yerde gazattan murat, nafil gazat. Yani cihat, nafil cihat. Ama farz-ı ayn bu gende, elbette cihat afzal buladı, belki şart buladı o. Ne fakat afzal, şart buladı o. Cihat farz-ı gen peyitti. Mesela yurt yüzge baskınçı bastırıp geldi. Kur'an okuma turu siz afzal bulmaydı ondan. Çıkıp cenkılı siz afzal buladı. Ya elbette o. Bu yerdeki gazattan murat, nafil. Adette, Selef-i Salihler nefil gazatlar kılışken. Yani başka yurtlarını davet edildi. O şey davet edildi. Tosuk bugün peyit edildi. Bazı böyle küçüler. O şey küçüğünü aptaşaş için cen kılınlar. O şey gazat diyemiz, cihat diyemiz. O şeyini fetih diyorlar. Barıp hemen mecbura Müslüman kılışmaz o. Allah'ını bendelerge bugün çakırığını kaysıdır küç tosuyakken bulsa o şey çakırığını yetkezi için küçüğünü aptaşaş gereği burada ortada. Tuhan ki çakırı yetsin, onun ki amel kıladık mıydı, özü biledi o. Onun için bana Mısır Fatih Bogani'ye, Hazreti Ömer de burada Fatih Bogani. Nasrani'yle Hazır'a Nasrani'ye yaşıyorlar. Hazır'a bana kendisiyle tıkılıyor. Müslüman boğulasın diye mecburlaş düşünmez. Allah'ın hitabını, bana şu çakırığını yetkez düşün. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletlerinin davetini yetkez düşün. Ortada kimdir küçük olup ortada tosadı o şanı. Onu hakleden sözünü, yani Allah'ın hitabını iş hakkıdan tosar. Nerede adamların? O şeyine keyin, o şey tosukunu aptaşaş için cihat kılınır. Gazat kılınır. Ben de bunda, mesela padişahlik, bunu ha tüt adam özü barı kılavur muydu bunu? Bunu o şey, emir, yani Müslüman paşa kıladı bunu. Halifeler kıyan ilgeri mesela. Tertip verip, kazı fatva yazadı. Ve emir, İmza kıladı. Keyin o şey bir orta gazat kılınladı. Bu ötekette şerefli İslam'ın en uluğ amellerinden. Şartları var namazı okşayan özü geliş. Ahkamları var. Onu her kim kuralı sözüyle kılavurmaydı onu. Lekin şu gazatta mesela padişah tertip bergen gazatta mesela palan yurtunu fethi kılışka keti yaptı. Mesela 10 bin asker yeterdi. Bizde mesela askerlikke ilerleyen 100 bin adam var yurtta mesela. 10 bin adam yeti yaptı mı? Şu gazatke bu oldu. Yani 90 bin de nefil o barış şartmez. Lekin bir de taşkardan düşman hücum kısa ki. O şu hücumu def kırışke yetedigen hemen küçüğünü seferber kırış şart bulan. Artıp kısa ki koyanlar ki ihtiyari bulan nefil bulan. Bu yerdeki gazat o şu nefil gazat. Perz gazatımız. Farz bo'lgan paytdagi holat emas. Bir kishi shuning uchun masalan ba'zi ulamolar ixtiyoriy ravishda o'sha qo'shinlarga podshoh o'zi yollagan qo'shinlardan tashqari ixtiyoriy bizlar nima deydi? Ko'ngillilar deydi-yu. Ko'ngilli bo'lib borib podshoh buyurmagan bo'lsa ham ko'ngilli bo'lib borib o'sha yerda g'azot qilishgan. To'g'ri g'azotni ajrini olish uchun. Masalan Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu rahmatullohi alayh Hazreti İmam'ın şagirdleri, katta muhaddislerden, uluğ fakihlerden bir yılı hac, bir yılı cihat kıyırlar. Ve yıllarında bölgeler, malum vakitte ders vergenler, malum vakitte gazat gibi vergenler. O gazatta o kuşu kereyemez. Koşun yeterlik. Lekin kömürlüğü bulup, o şey acirden ümit kılıp bağladılar, katlaşıp gelirler. Bilişmeyen, o şey devirdeki gazatlarda şimdi bir halde bugün ki bir kişi kiledi, nikablengen, uralgen. Bazı cengavarlar uğrana diyor, ninzelerge okşar. Yüzlerini hem yokunu uğrap, selleki işken adeta selleni peçi bilen yüzlerini uğrap alışken. Kelip o tek kattık cihat kılı yapkenini gördük bir kişinin deydi. O gazatlardan biridi. O tek kattık zarbe verdi düşman tamam ki. Ve bizi koşumge kattı kuvvet verdi. Bu fidakarlığına, bu kuvvet bilen, bu maharet bilen cengilirken kim ikin deyip küsettim deyip. Topanmadım kimliğimi çünkü oral geldi yüzüm. Kim cengi tüyü geldiğinde arkasına kalıp gitti,
biz o'ljalarni yoyin o'ljalarni bo'lishdik yoki boshqa tadbirlarni qildik. U hech narsaga qaramasdan ketib oldi. Orqasidan quvdim, quvib bordim dedi. Quvib borsam, endi u qaytib ketayotgan paytda yuzini ochmagan bo'lganda. Borsam Abdulloh muborak ekan dedi. Keyin menga qasam ichdirdilar birovga aytmaslikka dedi. Birovga aytmaysan, o'lgunimcha dedilar. Ana shunday nafaqat ko'ngilli ravishda, balki maxfiy ravishda borib ibodatni shunday o'tashgan. Ana shunday bo'ladi Allohga ibodat. Bu chiqib olib maqtanish bilan bo'lmaydi. Palonchi qilib qo'ydim dedi. Hatto shunday buyuk ishlarni ham shunday o'zlarini yashirib qilishgan. Mana shunda biz oladigan nuqta nima? Nafil g'azoti bo'lgan. O'shani aytayaptilar. O'shunaqangi nafil g'azot qilgan yaxshimi? Qur'on o'qigan yaxshi. Desa Qur'on o'qigan yaxshi deyaptilar. Nimaga desa Rasul akram alayhi salatu vasallam sizlarning yaxshingiz, eng yaxshingiz Qur'onni o'rganib o'rgatganingizdir dedilar. Jihad ulug' amal, g'azot ulug' amal. Lekin Qur'on o'qish undan ulug' ekan chunki eng yaxshingiz deb aytdilar. Demak, bu yerda Qur'on o'qigan deganlardan murod bu kishini. Shunchaki o'qib turishmas ekan, hadisni dalil qilishidan tushunamizki, o'qib o'qitish ekan. O'rganib o'rgatish ekan. Shuningdek, nima uchun afzal? Bu hadis jihatidan afzal birinchi naql jihatidan. İkinci fiqhan qaraydigan bo'lsangiz, asli bu g'azotlar ham nima edi? Da'vatni yetkazish uchun, to'siqni olib tashlash uchun vasila xolos. Lekin asli da'vat nima? Allohning kalomini yetkazish asli. U g'azot ham shu kalomni yetkazish yo'lidagi xizmatchi xolos. Asl amal shu kalomni yetkazish o'zi asli amal. O'shaning uchun u afzal bo'ladi. G'azot bu o'sha Qur'oni Karimni yetkazishga vosita xolos. Qur'oni Karimga xodim xolos. Allohning kalomini, xitobini bandalarga yetkazishga xodim vosita vasila xolos. U maqsad emas. Maqsad amal, Allohga bandalik. O'sha amalga yetkazuvchi vosita kalomullohni anglatish, bilib o'rgatish. Bu vositaga yetadigan xizmat qiladigan yana bitta vasila u g'azot bo'ladi. Shuning uchun bu afzaldir dedilar. Qur'oni Karimning fazilati to'g'risida yana boshqa hadislar ham keladi. Yodlash haqida Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga menga bir vasiyat qiling dedim. Vasiyat degani bir gapni tayinlab aytish, u o'lim oldidan gapirish emas bu yerda. Vasiyat biz tushunishimizda o'limidan keyin qilinadigan ishlarni hayotida aytib qo'yish vasiyat bo'ladi. O'lganimdan keyin o'qiyman, o'qiyman degan. Ha? Ammo arab tilida lug'atda asli vasiyat so'zi unga ham ishlaydi-yu, lekin asli lug'atdagi so'z vasiyatdan murod bir gapni oxirgi gap sifatida tayinlab qo'yish. Ya'ni bir mavzuda bir gapni xulosa yoki ta'kidlab aytish. Ya'ni shunday bir gap aytasizki, masalan telefonni ehtiyot qiling deysiz. U o'zgarmaydi. Bir kun kelib turib ehtiyot qilmasang bo'lar ekan demaysiz. O'zgarmas oxirgi nasihatni aytsangiz bir mavzuda o'sha vasiyat bo'ladi. O'zgarmas bo'lgandan keyin u tayinlangan bo'ladi. Bir nasihatni tayinlab o'zgarmas qilib aytishingiz vasiyat bo'ladi. Shuning uchun avsini deb aytishganda menga vasiyat qiling deganda o'shnaqa nasihatni nazarda tutishgan. Menga nasihat qiling. Bu tayinlab aytadigan gapingiz bo'lsa ayting ya Rasululloh degan. Shunday aytdilarki, alayka bi taqvalloh dedilar. Senga tavsiyam Allohga taqvo qil. Chunki ishning boshi, hamma ishning boshi shu. Ishning borining boshi shu. U degani ishdan murod islom. Islomning hammasining, hamma islomni ahkomini, hamma masalasini jamlasang, boshi taqvo. Taqvo nima? Alloh taoloning uqubatidan o'zini to'sish biror vosita bilan. Vosita nima bo'ladi? Alloh nimani xohlab, nimani xohlamasligini bilib, xohlaganidan, xohlaganini qilib, xohlamaganidan qaytish bilan bo'ladi. O'sha amal vositasida o'zingizni Allohning uqubatidan to'sasiz. O'sha ilm va amal asosida. Shu taqvo bo'ladi. Nima uchun shunday deydilar Rasululloh akram alayhi salatu vasallam Muoz ibn Jabalda hadisida ham aytganlar bu gapni. Bu siz agar masalan
Allah'dan, Allah'ın ukubetinden korkmasız, namazını perzliğini bilgeniz faydası yok. Allah Teala'nın kıyametteki o şey azabından, eğer siz o şey azabdan kutkaradigen ameller bilen saklanmamasız dünyanın özde o şey amellerini kılın. Siz Allah'a takva kılıyken bu meyiz. Siz yani o bilgen bilimizin faydası yok. Demek için İslam'ın başı, yani İslam'ın asli başı şu, siz kaçan imanga gelesiz. Allah'ın azabından korkan peytizde. Allah'ın gazabına düşmeyin, ukubetine düşmeyin dünyada, ahirette de siz iman getiririz. İman getirdiniz mi? Kaça amel kılasız? Allah'ın ukubetine düşmeyin de siz. Onun için takva hemen işini başı bulur. Şundan kep çıkardı kişinin bir nesnenin organışı ve onge amel kılışı. O kişi ettiler ki Ebu Zer radıyallahu anhu, ey Allah, ey Allah'ın Resulü, koşumca kılın, yana ayetin tavsiye. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki seni Kur'an-ı Kerim tilavetini tavsiye kılın. Kur'an-ı Kerim tilavetini lazım tut, dediler. Çünkü o senge yeryüzünde nur, asmanda zahiredir. Yani yeryüzünde nur bugünün ne mi o? Kalbizge nur. Hatta közge nur. Mushafke karab yürgen adamın közü nuru sönmeydi. Kalbizge nur, hayatinizge nur, aklinizge nur, ruhinizge nur, işlerinizde nur. Bütün vücudge nur buladı Kur'an-ı Kerim. Kabrinizde hem nur. O senge yerde nurdur degenlerde de hatta o şey mesela kabrini hem düşünüşümüz mümkün. Ve Osman'da zahiredir, yani acr-ı mükafatdır. Yerde nur, Osman'da zahiredir degenleri, yani dünyada menfaatini alasan, hala ahirette hem alasan, Allah'ın huzurunda senge saklap koyulgen zahire bulur. Yani Osman'da zahiredir degen bu cennet ve âli makamları nazarda tutuluyor, yani düşünüşümüz mümkün. Bu yerde yine bir nükte, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ne lazım tut dediler, küp oku dediler yani. Küp oku Kur'an'ı dediler. Elbette amel lazım. Şu bilen birge tilavetini, küp okuşunu oza alahide amel iken ligine et yaptılar. Kur'an-ı Kerim'ini küp okuyan adamın yüzü de hem nur buladı, kalbi de hem nur buladı. Köresi, görünüşlerine buladı. Kur'an-ı Kerim'ini hususiyetlerden biri şu ki, Kur'an'ın iman bilen, muhabbet bilen okuyan adam düşünmezse hem terbiye tapu olad. Kur'an-ı Kerim onge şimdi bir terbiye verir. Yine başka bir rivayette Ebu Zer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste etkenler ki sizler Allah subhanahu ve taala'ya özüden çıkan nerseden göre afzal nerse bilen kayta almayız. Allah'dan çıkan nerse ne mi? Allah'dan sadır bugün nerse. Kur'an. Kur'an Allah'ın kelamı Allah'dan sadır bugün. Bendelerge takdim kudum yani. Allah taala'ya kaytarken siz, yani insan dünyaya gelirken Allah Teala tamamından geldi. Ruhu Allah Teala tamamından kirgizilgen. Ve Allah'a kaytadı. Kaytarken siz nimedir amel bilen ya ki nimedir kötarıp Allah'ın huzuruna varmak için siz? Allah'ın huzuruna kötarıp varıp kaytıp alıp kaytken ikizde alıp barışınız mümkün bugün. En efzel nerse Kur'an bulur. Kur'an'dan göre efzel nerse bilen varırmıyız. Çünkü Allah'ın huzuruna siz Allah'ın özüden kelgenler seni kurtarıp barışınızdan göre afzal narsa bo'lmaydi. Özüden kelgenler seni özüge kurtarıp barış. Bu yerde ham Kur'an-ı Kerim'den göre afzal narsa bilen kaytmaysiz deganlardan nima tushunamiz? Kur'an-ı Kerim'ni kurtarıp barışni tushunamiz. Yodlab, o'rganib, amal qilib, Kur'an-ı Kerim bilen yashab, qalbingizda Kur'an bilen barışingiz. O'shandan göre afzal biror narsa bilen kayta almayız. Allah'ın huzuru getirdiler. Yine başka bir hadiste Allah Ta'ala'ya bendeni uzdan sadır bulgen narsa çelik bulan narsa yakın kılamayız. Yani Kur'an çelik. Deyip etkildir. Bab şu yerde tügedi. Şimdi ikinci bab inşallah kıraatını ve karının başkalardan efzelliği doğrusudur. Birinci fesel, birinci bab ne oldu? Fazileti doğrusudur. Şimdi ikinci bab başkalardan efzelliği doğrusudur. الله عز من فعلت قصن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله